Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir pişi tarifim var. Pişilerimiz balon gibi şişiyor ve çok az malzemeli. Sadece bir bardak su ve un ile yaptık. Hemen tarifimize geçiyorum. Tarifimiz için bir bardak kaynar suya ihtiyacımız var. Ee, sadece su, maya kullanmıyoruz. Kabartma tozu kullanmıyoruz. Sadece bir bardak kaynar su ile yapacağız pişilerimizi. Hemen suyumuzu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Bir buçuk çay kaşığı toz şeker ekliyorum. Dediğim gibi herhangi bir kabartma tozu maya kullanmıyoruz. Bu şekilde göreceksiniz balon gibi kabaracaklar. Hemen tuzumuzu şekerimizi karıştırarak eritelim. daha sonra karıştıra karıştıra hemen unumuzu ekleyelim e, eklerken sürekli karıştıralım su sıcak olduğu için hamurlaşma topaklaşma olmasın hemen elimden geldiğince hızlı hızlı karıştırıyorum Evet bu şekilde toparladık e, şimdi e, elimle yoğurmaya başlayacağım e, biraz sıcak olabilir Hamurumuz ele yapışmayan çok yumuşak da olmayan çok da sert olmayan bir hamur olacak. Evet gördüğünüz gibi çabucak toparlandı. Hamurumuzu yoğurması da şöyle 2-3 dakika anca sürüyor. Gerçekten hem çok kolay hem de hem tadı çok güzel hem de içinde katkı maddesi, maya, tuz sadece tuz ve su ile yoğurduk. Evet bu kadar yeter. Şimdi tezgahımızın üstünde şöyle hafif kalan pütürlükleri varsa elimizle hamurumuzun pürüzsüz bir kıvam alması için biraz da tezgahta yoğuruyorum ve şu şekilde hazırladık hamurumuzu. Daha sonra hamuru iki eşit parçaya bölüyorum büyüklüğünüzü kendi istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz Ben bu şekilde e, ikiye bölüp daha sonra onları da eşit olarak e, 4 eşit parçaya böldüm toplamda 8 adet e, e, pişimiz oldu pişleri biraz büyük tuttuk 8 adet pişi çıktı bu hamurdan şöyle bezelerimi hazırladım. bezeleri bir üstüne bir bez örtelim üstü kabuk tutmasın daha sonra hemen pişlerimizi hemen yapabiliriz bekletmemize mayalandırmamıza gerek yok hemen şöyle hep hafif elimle düzeltiyorum kalan bezelerimizi açıncaya kadar üzerine hafif nemli bir bez örtelim tezgahımızı hafif unluyorum ve bezelerimi açmaya başlıyorum. Bütün bezeleri açtıktan sonra pişireceğim. ve hepsini açıp pişirirseniz daha rahat olur. Çünkü pişirme süresi gerçekten çok kısa, çok kısa sürede pişiyorlar. Şöyle servis tabağı büyüklüğünde açtım bütün bezelerimi. Şöyle son bezemizi de açıyoruz ee, ve e, bezelerimizi e, üst üste koyarak üzerine hafif e, bir bezle örtelim. Dediğim gibi üzeri kabuk tutmasın. E, daha sonra pişirmeye başlayacağız. Evet tenceremize e, 2-3 su bardağı kadar yağ ekliyoruz. Yağımızı iyice kızdırmamız gerekiyor. Yağımızı kızdıktan sonra e, kontrol edelim. Şöyle e, pişilerimizi hemen kızgın yağ attığımız gibi kabarması gerekecek. Yağımız ısınmadığı zaman e, hem kuru olur hem kabarmaz. E, pişileri attıktan sonra şöyle e, bir kaşık yardımıyla hafif hafif çeviriyoruz ve üzerine e, yağları e, atıyoruz. Yani yağ içine iyice batması gerekiyor ki güzelce kabarması için. Bakın hemen attığım gibi kabarmaya başladı. Bu aşamada üzerine de yağdan dökelim. Gördüğünüz balon gibi oldu gerçekten. Şimdi hemen diğer tarafında da pişiriyorum. Çok fazla kızarsın istemiyorum. Yanmayacak şekilde. Bu şekilde gayet iyi içi de çok güzel pişmiştir. Yani şöyle hemen bir tane daha attım. Pişirmesi ee, en fazla 2 dakika sürüyor. Çok uzun süre e, bekletmeyin. Şöyle hemen çevirip üzerine yağ attığımız gibi kabarmaya başlıyorlar. Evet gerçekten de mayasız bir pişi e, nasıl kabarır burada görüyorsunuz arkadaşlar. İçlerine de hiç yağ çekmiyor. Ee, i̇çiniz rahat olsun. Gerçekten yağ da çekmiyor bu pişiler. Ee, şöyle kalan pişileri de e, aynı şekilde pişiriyoruz. E, pişileri pişirdiğimiz zaman e, dediğim gibi üzerine yağ atmamız önemli. Üzerine yağ atmazsak e, çabuk kabarmaz. Zaten ilk yaptığınızdan sonrakine bakarsınız e, nasıl e, kabardığını e, anlamış olursunuz. ilk defa yapıyorsanız şayet Evet, bütün pişilerimizi bu şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Ee, tarifimiz bu şekilde gerçekten hem çok kolay hem yoğurması hem beklemeden yapabileceğiniz bir tarif ee, bu ve bunun gibi birçok tarifimizde kanalımızda mevcut. Dilerseniz onlara da göz atabilirsiniz. Ee, hemen size pişilerimizin e, için yağ çekmeden nasıl piştiğini de göstermek istiyorum. Ee, bakın e, hem çok güzel kabarmışlar. İçinde de gerçekten hiç yağ yok. Ee, tarifimizi umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tarifimizi beğenip buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı ee, ve yeni e, videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zillerini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda buluşmak üzere sağlıklı, mutlu, huzurlu günler sizlerin olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın diyorum.